Bildiğiniz gibi 6 Eylül itibariyle 2021-2022 eğitim öğretim yılında 81 ilimizde yüz yüze eğitime başladık. Ve Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlemiş olduğu önlemler çerçevesi içerisinde çok başarılı bir şekilde süreci yönetmeye devam ediyoruz. Bizim eğitim sistemimiz devasa bir eğitim sistemi. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1.2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71.320 okulun aktif olarak eğitim öğretim hizmetine devam ettiği bir sistem. Bugün itibariyle 850 bin dersliğimizin içerisinde 2.276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir. Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız %1'in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm dersliklere kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır. Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız bildiğiniz gibi öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Birinci doz aşı oranı yaklaşık %93. İkinci doz aşı oranı bugün itibariyle %88. Bir de aşı olmayıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oranı olan %5'i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız %93 oranında. Bu süreç içerisindeki en büyük avantajımız hakikaten hem Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem de kıta Avrupa'sındaki öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Ben bu vesileyle tüm öğretmenlerimize hem kendi sağlıkları için hem de oluşturmuş oldukları örneklik için çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, daha önce ilan ettiğimiz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılında çalışma takviminde 15 ve 19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tatil olacak. Öğrencilerimiz bu bir hafta içerisinde dinlenecekler, gerçekten yoruldular. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Burada biliyorsunuz ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde gerçekten çok büyük fedakarlık gösterdiler. Onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar. Ama mesleki gelişimlerini de uzaktan eğitim yoluyla devam ettirmiş olacaklar. Bugün Bursa'mızı ziyaret ediyoruz. Bursa'mızdaki bu 9 haftayı hem değerlendireceğiz, aynı zamanda Bursa'da eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz? Bursa'yı sadece Türkiye'deki diğer illerle değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir, güçlü Türkiye'nin inşasında nasıl sorumluluğunu daha çok güçlendirebilir, bunun değerlendirmesini yapacağız. Bildiğiniz gibi gittiğimiz illerde kapsamlı bir il değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz bu sürece katılıyorlar. Yapılabilecek yeni yatırımları değerlendirme imkanımız oluyor. İnşallah o değerlendirme toplantısından sonra da Bursa'ya vereceğimiz müjdeleri sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Ben Bursa'daki eğitimin kalitesinin artmasındaki büyük desteklerinden dolayı Sayın Valimize hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda tüm milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza buradaki eğitimin kalitesinin artmasındaki desteklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Ve burada eğitimin kaliteli bir şekilde sürdürülebilir kılmasındaki büyük desteklerinden dolayı da Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüzü çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Buyurun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.